Günlük 3 dolarla geçinirsiniz arkadaşlar, 4 dolarla. Değil mi? Siz burada mahsur kaldınız Meltem'le bir hafta. Aynen. Uçak bileti bulamadık, havalimanına doğru gidiyoruz. Herkes ülkeden kaçmaya çalışıyor. 1 dolara yemek alırsınız ufaktan. Aç karnına geçinirsiniz yine de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dayıma bak sen ya. 10, 11, 12, 13. Aynen, bunlar uyuşturucu. İşlerini çürütüyor, kafaları güzel oluyor. Yapıştın bırakmazsın artık bizi. That's right. Herkese selamlar. Yine özel bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Sri Lanka'nın başkenti Colombo'dan misafir oluyorum. Tren istasyonundayız. Bugün sizlerle birlikte biraz Sri Lanka keşfetmeye başlayacağız. Galle diye bir şehir var. Böyle tatil şehri. Tayland'ın Phuket Adası gibi, Endonezya'nın Bali'si gibi, Türkiye'nin Antalya'sı gibi. Güzel bir şehir olduğunu gördüm. İnternette araştırdım. İlk aldığım tren biletiyle 2,5 saatlik bir yolculukla oraya gideceğiz. Şu an istasyondayım. Trenimiz az sonra kalkacak. Videoya geçelim. Video geçmeden önce de az çok demeyelim, boş geçmeyelim her zamanki gibi. Yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. O zaman ne diyoruz? Haytalada prodüksiyon farkıyla Sri Lanka yeni bölüm başlıyor. İstasyon burası şimdi. 5 numaralı terminale geldik. Yarım saat sonra bizim trenle kalkacak. 3 dolar aldım tren biletini. Online'dan, internetten Sri Lanka Railway yazarak girip alabilirsiniz. Online bilet gelmiyor. Referans kodu geliyor. İstasyona 20 dakika önceden gelin. Referans kodunu verip fiziksel biletinizi alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle bilet veriyorlar abi gazete kağıdında. Biniyorsun. Koltuk numarası falan yok. Kara düzler. Aynı Hindistan'daki gibi. Zaten burası da küçük Hindistan. Ortama bakar mısınız abi? Trenlerin kapıları açık gidiyor. Sanki böyle 70'li yıllarda gibiyim vallahi. Ve bizim trenimiz geldi arkadaşlar. Bu yavruyla gideceğiz. 2-2,5 saatlik bir yolculuk. Şöyle trenin içini göstereyim size arkadaşlar. Bakar mısınız? 10 numara tertemiz. Vallahi az önceden ben hakkını yedik ama özür dilerim bütün Sri Lanka'dan. Şurada bayağı geniş priz yerleri falan var. Ayaklık var. Çok iyi. İçerisi bu arada buz gibi. Kalkıyoruz. Trenin içinde o kalabalık var ya, Hindistan treni modu. O en ön vagonlarmış. O yoktu, online'da satılmıyormuş. Onu gelip burada yerel halk alıyor genelde. Onun fiyatı ise 40 rupi. O da yaklaşık 15 sent falan yapıyor. Yani 4 TL 2 saatlik yol gidebiliyorsunuz. Ben internetten aldığım için en düşük fiyat buydu, yani 1 rupiydi. O da 3 dolar yapıyor. Şimdi 3 dolar karşılığında 2,5 saat, 2-2,5 saat işte Galle yolculuğu başlasın. Ve Galle'ye geldik arkadaşlar. Kapımızı açalım, iniş yapalım. 2,5 saatten fazla sürdü ya. Ayaklarım buzluktu içeride, vallahi buz gibiydi. Şuradan bir çıkalım. Şansımıza burada hava güzel, yağmur yok. Bakalım, inşallah güzel içerikler çıkaracağız çünkü. Colombo'da çok yağmur yağdı ya, şu çok görümüz öyle. Heba oldu, boş yere gitti. Burası şimdi şehir merkezi Galle'nin hemen tren istasyonu. Kalacağımız otelin olduğu bölgeye doğru gideceğiz. Yaklaşık 6-7 kilometre burada. Böyle deniz kenarında harika bir otel buldum. Klima falan yok ama bir süre ne yapalım, idare edeceğiz abi. En azından o manzara için katlanacağız. Burada da Monk bir dayımız var. Oh. Bayağı bir turist geliyor Galle'ye. Tayland'ın Phuket Adası gibi bir yermiş, öyle diyorlar. Bakalım ne kadar Phuket. Phuket güzel bir yer çünkü. Bindik şimdi Sütta. Gidiyoruz kardeşimle birlikte. O uygulamadan çağırdım. Burada çünkü 1000 peso falan dediler. Uygulamadan 500'e götürüyor bizi. Uygulama olarak burada hem Uber çalışıyor hem de Pickup diye bir uygulama var. Onu da şuraya yazıyorum ismini. Bu ikisi. Pickup bir tık daha ucuz. Uber bir tık pahalı oluyor her zamanki gibi bütün ülkelerde. Çünkü daha kurumsal ve daha güvenilir. Bakıyorum ben genelde fiyatlara. Çok fark yoksa Uber'i kullanıyorum ama çok fark varsa Pickup'ı kullanıyorum. Gideceğimiz yer çünkü uzak boya, yani 7-8 kilometre şehir merkezinin dışında, okyanusun dibinde bir otel. Gidiyoruz, yolculuk başladı. Aman kardeşim dikkat et, aman. Şimdi size kaldığım odayı göstereceğim arkadaşlar. Yani biraz eski ama buradaki olay eskilik değil. Şu rahatlık ve doğallık, natürellik. Yatağımız böyle paşa yatağı. Küçük bir vantilatör. Klimayla bir işim yok burada çünkü hava çok serin. Evet, manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Vay vay vay. Bu nedir baba? Bu nedir? Şu güzelliğe bakar mısınız?
Yani binlerce dolar versen şöyle bir otel bulamazsın. Belki bazı yerlerde vardır. Mesela Bali'de, Nusa Dua bölgesinde var 5 yıldızlı resortlar ama o keyfi alamazsın abi 7-8 katlı otellerde. Tek katlı bungalov, önünde okyanus, sabah uyanıyorsun deniz sesleriyle, gece uyuyorsun okyanus sesleriyle, dalga sesleriyle. Şimdi hazırsak çıkalım. Yavaştan kaldığımız şehri Galli'yi hep birlikte keşfedelim. Hala yorum yapmadıysanız yorum yapmanızı da bekliyorum. Şehir merkezine gidiyoruz şimdi. Halil Kaptan bizimle. Oo. Halk otobüsü. Halil'cim ne yapıyorsun? İyi şükür Ayta, sen ne yapıyorsun? İyi, bir senedir görüşemiyorduk. Bir senedir görüşemiyoruz. Her şey yolunda ya, güzel Hayta, mutluyum. En son Malezya'daydık geçen sene, hatırlıyorsun değil mi? En son evet, Malezya'da buluştuk. Aynen. Şu anda Sri Lanka'dayız. Geçen hafta Kadıköy'deydik. Bayağı her gün bir yerde denk geliyoruz. Burası ne diye geçiyor bu kaldığımız bölge? Bu kaldığımız bölge Gale. Ama Gale'nin biraz 7 kilometre gerisinde kalıyor. 10 numara bir yer ama ya, nereden geldin buraya? Ya buraya geçen sene gelmiştim ben. Böyle tesadüfen Kitkaduva'dan yürürken otostopla adam bizi buraya bıraktı. Buradan da ben direkt baktım. Güzel, hem ucuz hem de konforlu bir yer. O yüzden kaldım. Şehir merkezine gidiyoruz arkadaşlar. Biraz Galler'in merkezini keşfedeceğiz. Otobüsün içi böyle arkadaşlar. 70'li yıllardan kalma eski tarihi bir otobüs. Fiyatı ise 60 rupi. O da 20 sent falan yapıyor. Şehir merkezi buradan yaklaşık 8-9 kilometre mesafede. Gidiyoruz şu an. Şimdi yemeğe geldik. İlk olarak güzel bir yemek yiyeceğiz. Burası yöresel bir Sri Lanka restoranı. Kardeşim burada sulu yemek falan satıyor. Et çeşitleri var, tavuk, patates. Ben şu patatesten yiyeceğim ya. Sadece şundan mı? Güzel bir şeye benziyor. Bak, şunları karıştırabilirsin Ayta. Şunlar. O meyve salatası gibi bir şey galiba, ne bileyim. Aynen, şunları iç. Şu ne? Valla onu ben de anlamadım. Nohut değil mi o, dali? Dal mıydı? Aynen, dal. Pilav var işte, karıştırıyorlar. Bu? Hello sir, again. Hello. You came there, yeah, you like rice? Yes. You want? I want rice and chicken. Bu muydu seni dolandıran adam? Tamam da. Buna benziyor. Hello, thank you. Okay. No, we will order after. Soframız böyle. Bayağı çeşit çeşit yemekler var. Şurada dal diye bir yemek var. Nohut yemeği. Bol kimyonlu, baharatlı. Yanına patates salatası gibi şey söyledim. Ben biraz vejetaryen besleniyorum bu aralar. Vejetaryen börek var. Halil de pilav yiyor. Bakalım tadına. Güzelmiş kanka patates. Harbi. Çok lezzetli. Gerçekten lezzetli yapıyorlar burada. Yani ucuz da. Yani mesela 450 falandır max. O da 30 lira falan yapıyor. Şuna çok bayılıyorum ben. Genelde bunu yedikten sonra midem bozuluyor ama mide hapım olduğu için sıkıntı yok. Acayip lezzetli bir şey. Daldım. Sen seviyorsun zaten Hintler. Ben bayılıyorum abi Hintler restoranlarına. Malezya'da falan da gidiyorduk ya. Özellikle tikka masalalar, butter chicken. Zaten Kuala Lumpur'da yani nüfusunun birçoğu Hintli olduğu için kolay bulunuyor. Mesela Nepal'de de çok vardı. Ama onu fark ettim. Her böyle ülkede bundan yapıldığında farklı. Tamam, tadı farklı. Çok lezzetli. Bu börek vejetaryenmiş. Patatesli bir börek. Onu ben geçen sene hep yiyordum. Çok lezzetli. Aa, çok iyi. Güzel. Çıtır çıtır. Patates konusunda çok iyi şeyler yapıyor bu adamlar. Yani mideniz baharata dayanıklıysa görebilirsiniz. Devam ediyoruz. Çarşıdayız şimdi efendim. Burası otobüs terminali. Otobüsleri görüyorsunuz, hepsi tarihi eser. Adeta bir zamanda yolculuktayız şu an, gördüğünüz üzere sevgili seyirciler. 1970'lerin içerisindeyiz. Sağda bir tapınak var, çok güzel. Burası ise National Hotel, yani şehir merkezindeki en büyük restoranlardan bir tanesi. Az önce yemek yediğimiz yer burasıydı efendim. Yaklaşık 5 çeşit yemek söyledik. Fiyat ise 5 dolar mı dedik? 5 dolar mı oldu? Biraz kazıklandık ama 5 dolar yine iyi ya. 150 lira falan. Tabii 5 dolar bile değil. 4,5 dolar ödedik. Aynen, 4,5 dolar ve 2 kola. Evet. Dahil. Dayım ne satıyor burada? Çerezci. Dün ben bundan çerez aldım, beni kazıkladı. Ya buradakiler genelde kazıklıyor çünkü hepsi tok karnına çalışıyor. Hello sir. How are you? İyiyim. Ver bakayım tadını hele. Thank you. Bilerek almadım. Bilerek almadım. Vallahi. Dün aldım çünkü kazıkladı beni. İleridekinden alacağım abi. Genelde burada insanlar kazıklamaya çalışıyor. Evet.
Maalesef. Şimdi böyle şunu yolda. Ne bu abi? Bu dal değil mi? Az önceki elimiz onun kızartması. Galiba dal, nohut kızartması gibi bir şey ama çok lezzetli. Şu nedir? Vegetable mı? Vallahi hiç sağlıklı görünmüyor Ayta burada. Yanık yağ şey parçaları var. Hmm. Hello. What is this? Dal. Dal. One. Dayıma bir 20 lira vereyim. Bu 20 10 cent gibi bir şey arkadaşlar. Yok, 10 cent bile değil. 7 cent. 1,5-2 TL. One one. Thank you. Soğan da verdi yanına. Çok lezzetli. Güzel mi? Çıtır çıtır abi. Abi güzeldir o ya. Akşam giderken alamayız ya. Aynen. Bir de çok ucuz yani. 10 tane alsan bir gün seni götürür. Aynen. Lezzetliymiş. Nohut. Aynen. Kızartması beğendim. 10 tanesi 20 liraya denk geliyor. Bayağı ucuz Ayta ya. Aynen. Doğru. Tanesi 2 lira gibi bir şey abi. Çok güzel böyle pastaneler falan var. Yemek yiyebileceğiniz etrafta. Tuktukçular. Tuktuk işi biraz burada şey, pazarlık işi de dönüyor değil mi? Aynen. Tuktuk 700 diyorsa o 100'dür. Hadi ya. 700 diyorsa 100'dür. Çok bayağı kazıklıyorlar herkes, insanlar. Çok şeyler. Burada kozmetik ürünleri satıyorlar. Kozmetik de ucuz. Aa. Bayağı da kalabalık. Kadınlar sever burayı. Şu neymiş ya? Konserveye benziyor. Hello. Oh. Ablam, how are you? What's inside? Spice. Spice. Güzel. This normal. Nasıl? Acısı sonradan geliyor. Ama güzel. This normal. Thank you. How much? The same cup, 300, 500. 300, yani 25 lira. 35 lira, 40 lira gibi bir şey. Pahalıymış abi bu. Bayağı pahalı. Vay be. Thank you so much. Very nice day. Bir de şeyin içinde kızartıyor ya. Taşta kızartıyor. Aynen. Kum içinde, var bir de içinde. Kum falan var. Thank you. Bir dolar abi. Çok ucuz. Bayağı. Gerçekten. Bu ülkede hani 3 yani günlük 3 dolarla geçinirsiniz arkadaşlar, 4 dolarla. Değil mi? Hani 1 dolara yemek alırsınız ufaktan. Aç karnına geçinirsiniz yine de hani. Aç karnına. Aç karnına geçirirler Ayta. Yani kaldığımız otelin geceliği kaç para? 80 lira falan. 3 dolar. Aynen. Bedava vallahi. 80 lira falan, işte 1 dolara 4 dolara yani 120 liraya falan bu ülkede bir günün geçer. Evet, 120-150 TL'ye bir günde geçirebilirsin. Ve hani her yerde şey var, jungle hayatı var. Yani hamak alsanız hamakla konaklamayı ücretsiz hale getirirsiniz. Değil mi? 4 gün hamakta kalırsınız, 3 gün otelde. Doğru, duşunu çok falan alırsın, aynen, geri dönersin. Çok gezersin Ayta. Şimdi şehir merkezin biraz daha böyle ara sokaklarına doğru gireceğiz. Burada da şekerlemeciler görüyorum, tatlıcılar. Değişik değişik şekerlemeler yapmışlar. Bakar mısınız? Çok ilginç bir yer gerçekten. Şu an Sri Lanka'da adeta böyle bir zamanda yolculukta gibiyim. Sen onu hissediyor musun? Ya Ayta 40 yıl, 50 yıl geriye gitmiş gibi. Yani Tayland'dan daha geride burası. Telefon asla kullanmıyorlar insanlar, hani normal küçük küçük telefon kullanıyorlar genelde. Teknoloji çok az. Hani bu ülkede bir ay elektrik olmasın insanların umurunda olmaz. Değil çünkü mi? Elektrikle çok işleri olmuyor. Doğru. Bu dayım ne satıyor? Pişi satıyor. Aa. Bu çok iyiymiş ha. Hello. 1 lira. Bir tane bundan alıp deneyelim. Can I take this one? Yeah. Sen seversin. Hamur işi. Ben vallahi yedim. Rice and curry falan beni patlattı ya. Aa, bildiğin pişi. Vallahi. Aynısı. Buradaki yemekler Türk yemeklerine biraz benziyor aslında ya. Bundan giderken alalım eve 5 tane falan. Olur. Akşam yeriz. Çünkü kaldığımız yerde her şey pahalı, fark ettin mi? Tabii canım. Yani turist... 2000-3000 lira yemek yiyor. Aynen. 2000-3000 ama burada hani... 200 liraya karnını doyurursun burada. 200 liraya. 200 liraya rahat karnını 200 lira da TL değil arkadaşlar. Yani 200 rupi 20 TL. 200 lira deyince ben de bir TL olarak düşündüm. Sevdin yani. Hocam. Evet, çok beğendim. Devam edelim. Bankada işin var mı Ayta? Yok abi. Burada bankalar var arkadaşlar. En az komisyonu burası sağlıyor. Bank of... Pazar gibi yer var mı burada, pazar gibi bildiğin? Valla şuradan biraz meyve sebzeci var ileride. Meyve falan da olabiliriz giderken. Yani buranın şehir merkezi böyle Ayta. Sakinmiş ama. Çok sakin. 20 milyon insan yaşıyor. Ve ultra güvenli. Bak ben bunu kolay kolay yere söylemem. Burada harbiden güvenli. Evet. Sadece şuna dikkat etmene gerekiyor başkentte.
Ha bir de millet yanaşıyor, bir şeyler satmaya çalışıyor. Adam bilgi veriyor, bunun karşılığında yoğun rüpü ver diyor. Aynen. Denk geldi mi sana da? Bana da denk geldi. Ben onları ilk gün şey sandım, gaspçı sandım ama değillermiş. Adam işte ekmeğinde para kazanmaya çalışıyor. Yani burada insanların onu gördüm, çok fazla parayla iç içe değiller. Evet. Çünkü herkesin evi var. Her şey çok ucuz. Mesela geçen seneye baktığımda, geçen seneye göre bayağı pahalı olmuş ama... Sen buradaydın değil mi krizdeyken? Çok ucuzdu ya hayta. Dehşet ucuzdu yani hani... Bir dolara sen gerçekten bir gün öğününü geçirebilirdin. Ben buradayken ilk savaş başlamıştı. Hatırlıyorum ben. Ben ülkeye ayak bastım, savaş başladı. Değil mi? Herkes sokağa döküldü. Başkanlık sayını falan bastılar. Her yerde gaz biberi falan vardı. Dehşet kötüydü yani. Siz burada mahsur kaldınız Meltem'le bir hafta. Aynen. Uçak bileti bulamadık. Havalimanına Doğru. gidiyoruz. Herkes ülkeden kaçmaya çalışıyor. Çünkü herkes korkuyor ülkeden kaçarken. Ne olacağını bilmiyorlar. Zaten Cumhurbaşkanı o gün şey dedi, hani bizim ülkemizin bankasında bir TL paramız yok, haberiniz olsun dedi. Hadi ya. Öyle bir açıklama yaptı. Sonra? İnsanlar fıttırdı. Sonra Cumhurbaşkanı zaten ülkeden kaçtı. Herkes de Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne gitti. Oradaki çocuğunun Lamborghini'lerini falan suya attı. Millet hatta havuzunda falan yüzüyordu sarayın. Aynen yüzüyordu. Sarayın içine girdiler falan. Öyle bir şey olmuştu. Şu an yeni Cumhurbaşkanı atandı diye biliyorum. Evet. Yeni hükümet var. Yavaş yavaş ülke eski haline dönmeye başlıyor ama artık şey yok ama. Kriz, tehlike yani kaos falan yok olay. Yok yok artık. Ama burada mesela burada çok fazla protesto oluyor. Aa. Galle'de. Siz Galle'de miydiniz o zaman? Biz Sigiriya'daydık. Sonra Galle'ye geçtik. Baktık Galle'de protestolar var. Kolomba'ya geçtik zaten başkentte. Şeyde kaldınız değil mi? Bir hafta bir bakkal dükkanından mı yatmıştınız? Bir hafta bakkal dükkanın çatısında. O zamanlar ekonomik kriz var ülkede, bizim de ekonomik kriz var. Bizde de 1 lira para yok. Sonra orada Ella'da zaten adam açlıktan ölmüş. Dedik abi bize çatını ver. Bir hafta çatıda ücretsiz kaldık. Hadi ya. Adam yediğimiz her şeye indirim veriyor falan. Çok öyle bir ortam. Yani bir de açık gönüllüler. İnsanlar Doğru. böyle gerçekten... Fırsatçı değiller. Yok. Tren çok ucuz bu arada ülkede. Tren 5 lira, 2 lira, 3 lira. Business'la geldim, 3 dolara geldim, 75 lira. Sen farkında değilim ben bir de o business aldığımı. Sen o anını anlatsana, nasıl business. Aldım ben bilet internetten, en düşük bilet 1000 rupi. Aa dedim, çok iyiymiş, bedava. Ben sanıyorum ki ayakta geleceğim o şey vagonunda, kalabalık. Ben biniyorum oradan, güvenlik geldi uyardı benim. Sen dedi buradan binmiyorsun. Niye dedim, sen dedi business'sın dedi. Hadi ya. Yapma ya dedim. Haberim olmadan business almışım abi. Ben şeye, ülkeye ilk girdiğimde, bilet alıyorum 5 lira. Normal bilet zaten Kolombo'dan buraya 5 TL şu an. Aynen. 5 yani 20 geldi. Cent civarında bir rakam. Ki şeye ihtiyacın yok, bilete ihtiyacın yok. İstersen kaçak biletsiz girersin de binebilirsin, çünkü evet. Kimse şey yapmıyor. Kontrol montrol yok. Kapılar falan açık gidiyor trenler. Business'ta da öyle miydi? Business kapalıydı abi. Ben business'a girmedim çünkü. Business kapalı, klimalı, içeri pırıl pırıl. Hadi ya. Güvenlik var içeride sürekli. Ve bilet kontrolü yapıyorlar business'ta. Ben de salana salana kapıda gide gide şey yaptım. Şuradan devam edelim. Şuradan araya girip orada bir tane kale var burada. Galle Kalesi diye tamam. geçiyor. Oraya gidelim Oraya bakalım. Istersen. Lokal Kapan pazar gibi. Var mı burada? Lokal pazar. Gel onlara soralım istersen. Soralım. Ben burayı hatırlamıyorum, unuttum. Şimdi sokaklarda kaybolduk. Pazar aradık ama bulamadık. Belki şansımız varsa karşımıza çıkar, gösteririz arkadaşlar. Hava da bugün vallahi şansımızdan kaymak. Ya 5 gündür falan gelin. Felaketti. Fırtına yağıyor. Zaten sabah o seslerle uyanıyoruz. Aynen, çatır çutur. Çatır çutur. Hatta dün bir ses şeyi oldu. Ha gece ses patlaması oldu abi. Ben yerimden uyandım, ayıldım, tekrar uyudum. Abi ben hiç uyuyamadım. 10 dakikada bir uyanıyorum. Yanımızdaki Barabic. Dedik ya biz hani parti Aynen. olacak burada falan. Ulan hava yapacak mı patlattılar? Bir şey patlattılar. Gece çünkü sağa düştü, ben şeye gittim, sahilde yatayım dedim. Ve? Uyuyamadım soğuktan. Dondum geri geldim içeriye. Sahilde uyumak. Aynen şeye yattım, banka havluya attım. İki dakikada bir yağmur yağıyor duruyor, yağmur yağıyor duruyor. Sonra yağmur yağdı içeri kaçtım direkt. Hadi ya. Vallahi. Rahat uyumuşsundur. Abi ne güzel insanlar ya. Harbiden çok saygılılar. Şimdi Afrika kıtasında biliyorsunuz ki ülkeler biraz tehlike oranı yüksek. Orada insanlar biraz bakınca korkabiliyordunuz ama burada hiç korkmanıza gerek yok abi. Gayet güvenli ve safe. Özgürce sokaklarda gezebilirsiniz. Zaten burası şey değil mi Halil? Gezginlerin falan çok geldiği yerlerden Aynen, bir tanesi. Aynen Galle. Genelde Galle, Kadua. Bu gibi yerlere çok geliyorlar. Zaten şehir merkezine hiç turist görmedim. Evet. Ki göremezsin. İnsanlar genelde bu taraflara kaçıyor. Kolombo'da hiç turist yoktu. Yok. Aktarma noktası olarak bir gün dinleniyorlar belki. Aktarma bir günlük. Sonrasında hemen buralara kaçıyorlar. Bir de Ella mı vardı? Ella var. Sigiriya var.
Kendi var. Ya çok güzel yerler var ya. Evet. Ankara. Küçük ama Sri Lanka. Küçük ama doğası o kadar mükemmel ki Ayta. 2-3 ayda gezer bitirirsin burayı. 2-3 ayda yaşarsın yani. Evet. Ve hani çok güzel bir deneyim olur senin için. Geçen sene ben 2 ay yaşadım. Şimdi ben bir haftadır falan buradayım. Evet. Bir haftadır buradayım ve hani ben gerçekten doyamıyorum. Bir ay kalacağım. Belki eğer kalmak istersen bir ay daha uzatabilirim vizeyi. Hadi bakalım. Belki bakalım. Vize kurallarınızdan bahsetmiştik ilk videoda arkadaşlar. Yine söyleyelim. Kapı vizesi 60 dolar. Başka bir şey istemiyorlar. 60 dolar. Tamam. Sen Türkiye'den geldin değil mi? Ben Türkiye'den uçtum. Ne kadardı biletler? 5900. Bedava gelmişsin abi. Abi çok ucuz. Bir de ama şey tek sıkıntı şeydi Hayta. Aktarma süresi uzundu. 20 saat falandı. Hmm. O da çok uzun bir süre. Benim şey anım oldu. Muscat'ta dedim 20 saat aktarma sürem var. Akşam 8 çıkayım dedim biraz şehri gezdim. Girdin mi? Ulan taciz ettiler beni. Ederler. Ya. Allah'ım ya Rabbim. İndim şehir merkezine adamlar benim peşimi bırakmıyor. Yani gerçekten çok sapık vardı. Aynen. Bir saat şehir merkezine takıldım hemen 20 dolar verdim taksiye beni getirdi. Bir de pahalıdır ha bundan. Dehşet pahalı ya. Ben bir ay kaldım orada. Nasıl kaldın orada tabii ya? Oraya hiç kimse gitmiyordu bir de. Dehşet pahalı. Ben gitmiştim bir de Fatih abi gitti diye hatırlıyorum. Başka giden yok. Çok pahalı ben sevmedim. Ama yeme içme ucuzdur dışarıda. Yani lokal yerleri bilirsen 1 dolara karnını doyuruyorsun abi orada. Şimdi geldik arkadaşlar. Şurası sanırsam böyle pazar falan var diye düşünüyorum. Sağ tarafta bir saat kulesi gördüm. Bir oralara bakalım. Hava var ya yanıyor ha. Sıcak ya. 35-40 derece var yani şu an. Aynen. Evden çıktığımızda nasıldı hava? Buz gibiydi abi. Buz uzun kollu giydim o yüzden. Aynen. Sen uzun kollu giydin. People Bank. Hello. Thank you. Abi tarif aldık ama kaç saattir bulamıyorduk. Şimdi kendimiz bulduk. Bakar mısınız meyve pazarına? Vay vay vay. Dayım. Mangoların güzelliğine bak. This mango right? Yeah. You want to eat lamb? Oo, çok güzel ha. Very sweet mango. Çok güzel. Güzel de işte. Alalım buradan gitmeden. Giderken alalım. Thank you. How much is one? No mango how much? Mango 1 kilo 1200. 1200. Oh expensive abi. Why? Yeah. Sri Lanka price. Otherwise cheap. 800 otherwise. You not think I tell more price. I tell low. Not once of many. You know? Yeah, I know. You are from sir? Turkey. Oh, Turkey, yeah. Very good. Oh, very good. My brother. Thank you. How long Sri Lanka holiday, sir? 5 days, 3 days. Day. Sri Lanka good? Yeah, I love it. Oh, thank you very much. It's pretty nice. You find our shop, I sell only the fruit. Yeah, banana, mango, papaya. You go there, there's a local market. Yeah, I know. Spice. Thank you so much. Sorry? Thank you so much. Have a thank nice day. Thank you very much. Maybe I'll later come back. You. Okay. Where you stay? Unavatuna Hikkadu? Here. Kali Centro. Kali Centro. Yeah. Yes, thank you. Oh, aa muza bak. Red banana. Kırmızı muz. Sen bundan yedin mi Şalil? Vallahi onu hiç yemedim. Bunu kızartıyorlar. Yok bu şey şekerli muz bu. Çok yoğun şekeri var. Turki Meksika'da yedim ben bunu. Sütlaç gibi tadı var bunun. Turkey people very like this red banana. Yeah, I know. I try before. Turkey speak to the Ruskia, no? No Ruskia. Yeah. Eat sugar banana, half half. Ha, o da şey şekerli muz. Şey, yumuşak. Bizim Mersin muzu gibi, Anamur muzu gibi. Bu veriyor bana da. Al hayta. Thank you dayıcım. Thank you so much. Brother okay. Çok misafirperver insanlar. Yoğun şekerli ya. Aynen. O da mesela sütlaç gibi kıvam var onun. Ama olgunlaşmamış daha. Yeah I know. I tried before in 2 years last ago Mexico. Like this? Yeah. Very energy. Çok enerji veriyor. Aynen. I go home. I go home night time in. I can eat. I tell. Akşam diye eve gitmeden önce. Good job. Thank you. Akşam diye eve gitmeden bir tane yiyorum diyor. Lan bu kadar dürüst olmasınlar. Only look is my smart. Only look. My friend Turkey. Bırakmadı adam bizi. Bak şunlar yoğurt hayta. Aa. Ama şekerli. Yoğurdun cüdü ya. Ama what is name? This curd. This is yogurt, right? Like a yogurt. Like inside a yogurt. In sugar? Inside no sugar. Ah. Little sour. Sour. Little. Ah. Ekşiymiş. This price market. Ah, curd, evet. Bu. Yeah, curd, exactly. Köy yoğurdu gibi. Biraz tuzlu. This also empty pot. Empty. This inside curd. You have to wow. See. Where is the sweetie? Sweetie? Sweet, no. This little sour, you can put honey. Mix and eat. Balla karıştırabiliyorsun. Nice.
Thank you. You look here, spice market, only look. Gel göster abi bakayım nereye göstereceğim. Only look here. Yapıştın bırakmazsın artık bizi. Okay, very good people. Thank you so much. Halil gaz falan etmesinler bize oğlum. Abi Türkiye'yi seviyorum diyor. Genelde böyle şeyler Türkiye'yi severken başlıyor. Aynen. Aa şurası Spice Market. Hello sir. How are you? Ara sokakları güzel. Evet. Oh. Best, best. Nice. Look inside, you like, you can buy all local price. Wow. Look inside. Mm. Hello. Turkey, I very like tea, Sri Lanka. Türkler diyor, Sri Lanka çayını çok sevdiği tabii, için. Kaçak çay abi işte bizim. E bizim kaçak çay bu. Aa, aynısı. Bunlar şeyli, meyveli falan ama. Mango tea. Mango tea? Ooo, mangolu. Oha, efsaneymiş o. Ama oh. Şey var işte bu. Tatlandırıcı var içinde bunun. Aynen. Şurup tadı gelir yani. Ama çok güzeldi ya. Do you have original Ceylon tea? Yeah. Not really. How much? Only yeah, normal black tea. Yeah. How much is that? 1 kilogram. This one? Hadi size Sri Lanka'da kaçak çay. Adana'da bir sabah akşam kaçak çay içiyor. Bunlar hep buradan geliyor arkadaşlar. VOPFT. Bu neymiş? Siyah çay. Halil çok bakmayalım, almak zorunda kalırız. Only original. This one golden tea. Can I see original natural çay? Original. Yeah, natural. It's Ceylon original, right? Original. How much is that? Kaçak çay bu bildiğiniz. Valla kendimi Adana'da hissediyorum. Doğru. Aynı kaçak çay ya. Original. Mesela one pack, 1,200. 200. Kaç grammış abi? Golden. How much gram? Ceylon. How many gram? Ceylon. Biz 100 gram. Gösterecek orada. 100 gram galiba. 100 gramı? 100 gramı 4 dolar, kilosu 40 dolar hadi. Yani 1200-1300 lira yapıyor çayın kilosu. Çok pahalı. Türkiye'de ne kadar ki? Bilmiyorum valla Türkiye'de de. Valla biz kaçak çay alıyoruz, biz daha ucuza alıyoruz. 300 evet. Liraya 1 kilo. Golden tea super. Yeah, I know. Golden tea super, only black, natural. Thank you so much abi. Mango tea super. Yeah, thank you so much, have a nice day. Mangolu çay, bu arada Türkiye'ye satışını yapsa kayta, ticaretini. Geri evet. Gider. Kokla bakayım. Çay masala tea. Masala tea'li, ha zencefilli tarçınlı falan. Masala çayı, Hint çayı. İçmedin mi Hindistan'da? Sütlü çay yapıyorlar ya masala. Niye içmedin? Çay masala. Ama pahalı hayta. Ya, gerçekten. Thank you so much. Have a nice day. Çok güzel, yine bir baharat dükkanına geldik. Çeşit çeşit baharatlar var. Şunlara bakar mısınız? Yemek şeyleri, kaşıkları. Kokonattan yapmışlar. Harika gözüküyor. Zencefiller var, zerdeçallar var. Şurada zincirler var yine. Baharat işinde çok iyiler. Aynı Hindistan'da olduğu gibi. Bak Halil nereyi buldum. Diyorsun. Bulduk abi sonunda. Pazar pazar diyorsun. Evet. Sonunda buldum. İşte olay yerindeyiz şu an. Hello. Ama çok küçük bir pazar ama işlevsel. Küçük ama güzel abi, görüntüye bakar mısın? Dayım eteğini giymiş. Şunları biliyorsun Aytas. Bu şey değil mi? Uyuşturucu gibi bir şey. Aynen, bunlar uyuşturucu. Yani nasıl uyuşturucu abi? Nasıl uyuşturucu? Dilinin altına alıyorlar bunlar. Çiğniyorlar. 2-3 dakika bekliyorlar, sonra çiğnemeye başlıyorlar. Çiğnedikten sonra sokağa tükürüyorlar genelde. Dişleri çürüyor değil mi? Sonra dişlerini çürütüyor, kafaları güzel oluyor. Bayağı tehlikeli bir madde aslında. Çünkü hem ucuz hem de doğal. İsmi ne bunun? What was the name? Little leaves. Big leaves. Big leaves. Yes. How much? It's a one piece. Yeah. 10 rupees. 10 rupees. 10 rupees işte yani 50 kuruş falan. Vay be. Ya düşün, 50 kuruşa kafaları güzel oluyor. Ama thank işte you. Sağlıkları. Biz yarıkalı. Together. Ah, together. Ha bu da şey işte, o renk veren. Aynen. Bunu kesiyorlar böyle 4 parçaya. Mad Max filmi vardı aynı onda. Aynen. Thank you. Abi çok öyle çok şey. Tehlikeli ha bunlar evet. Var ya. Afrika'da da var bu ot olayı çok fazla. Gerçekten mi? Tabii. Türkiye'de de Maraş otu diye bir şey var. Aynı bu şekilde. Hiç menşusluk kullanıyorlar. Şurada şeker pancarı falan var. Patlıcanın güzelliğine bak. Nerede? Bak. Renkli. İncecik. Hello. Hello. Aa ne güzel. Jackfruitler falan var. Hello. Thank you so much abi. Ne yapalım onu? Karpuzlara bak minnacık. Alalım mı karpuz? Ayağını üstüne bastı. Hiç alasın gelmedi. Beyaz çıkanlar. Hello. Bunlar beyaz çıkar ama. Dur patlar matlar şimdi.
Adana üstülüyor. Biz vurmadan almayız. Aa bak burası çok güzel. Star for it. Hello, how are you? Bak karpuzlar iyi buranın. Bunlar beyaz karpuz abi yani daha olmamıştır. Bak star for it çok güzel. Çok lezzetli. Yemiştik değil mi sen de Malezya'da? Aynen. What is this? Gültepel. 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 It's fruit. Yes, bu ne abi ben ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum. Taş gibi baksana. Taş zaten. Aynen. Silah niyetine kullanılır. Passion fruit, right? Maracuja. 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 Aynen. Guava, red banana, avocado, yellow mango, honey mango, jungle mango. Wow. Green banana, lemon banana. İşte Sri Lanka gibi bir adadaysanız böyle çeşit çeşit meyvelerle karşılaşabiliyorsunuz. Thank you abi. Thank you. Çok iyi ya. Hayır, ada olayının olayı bu işte. Evet. Ben çok seviyorum tropikal. Böyle çeşit çeşit meyvelerin olduğu. Bak burada da değişik şeyler var. Bu salatalık galiba. Kaktüs. Kaktüs mü? Vegetable değil. Cucumber right? This cucumber. Aha bak salatalıkmış. Bu nasıl salatalık abi ya? Değişik. What is this? It's cacao? Kakao. Hmm. Bak kakao meyvesi. Nasıl yani? Kakao. Bildiğin çikolatanın şeyi var ya ham maddesi kakao. Bunu niye şu an kullanıyorlar? Bu meyve acaba? Yemeklerde kullanılıyor. Hadi ya. Taze olarak yemek yapıyorlar, kuruturlarsa da çikolataya dönüyor. Ben ilk defa duydum, senden öğrendim. Ben bunu. Meksika'da kakao tarlasında çalıştım. Meksika'da? Tabii work away yaptım. Ne kadar? Bir hafta falan. Mıydı? Yok sadece yemek ve konaklama vardı. Yemek ve konaklama iyi bu arada. Aynen. Çoğu şey sadece konaklama veriyor. Doğru. Ya yemek veriyorlar. İnternet vardı. Çok güzeldi. Olsun. Kaç saat çalışıyordun ki? 4 saat. 4 saat de iyi. Kakao topluyorduk böyle. Onlardan iyi gelir elde ediyorlardır. Tabii kakao dünyanın en pahalı şeyi abi. Hadi ya. Çikolata. Bak inek kardeş burada. Burada inek kutsal mı? Burada inek kutsal değil. Çünkü buradakiler Hindu dinine inanmıyor. Burada Budist %75'i. Budist %75, %5'i falan onu Müslüman. Müslüman çok azınlıklı. Kardeşim. Ama yine dokunmuyorlar, inek çok yemiyorlar. Hello, mama. Burada da çocuğu var, geziyor bak. Dönelim o zaman, burada bitiyor pazar. Kargalara bak hatta. Evet, buraları, pazarın arka tarafları, çöp kısımları. Hadi bakar mısın, yemyeşil her yer ya, doğa. Mükemmel bir yer. Yani Colombo'da çok fazla vakit geçirdim ben. Orada 3-5 gün daha kalsam büyük ihtimalle nefret edecektim Sri Lanka'dan. Buralara geldim, fikirlerim, bakış açım değişmeye başladı. Aynı Bali gibi bir yer diyebilirim size, değil mi? Aynen. Yemyeşil. Burada, buranın farklı bir atmosferi var Bali'den. Evet, Bali'den daha iyi burası. Bali'den daha iyi. Bali de çok güzel ama Bali biraz daha bana turistik geliyor. Evet, çok yani turist var, çok trafik var. Çok trafik var. Ve hani insanlar kimi kimden koparırsan kafasını. Doğru, pahalılaşmaya başlıyor. Burada herkes kendi kafasında arkadaşlar. Çok az turist var ve çok az turist olduğu için de insanlar çok fazla kazıklamaya yöntemiyor. Ben burayı çok seviyorum ya. Bekliyoruz herkesi Sri Lanka'ya. Herkesi devam edelim. Bekliyoruz. Sahile doğru geçelim. Şimdi kalenin olduğu bölgeye geldik. Burada abim Halil'i hatırladı bir sene önce. Bir sene önce gelmiştim ya, hatırladı. Nasıl hatırladı abi? Küçücük ülke. Herkes akraba birbiriyle. Tanıdı o yüzden. Vallahi hello abi. Hello. It's good. I know you. It's good. Akşam yemek pazarı var burada. Daha doğrusu festival varmış. 2 Eylül, 3 Eylül tarihleri arasında. Tabii siz bu videoyu ister istemez bir hafta geriden izleyebiliyorsunuz. Yemek fiyatları çok ucuz şehir merkezinde. Biz otelde beslendik dün. 1500'de 5 dolara yemek yemiştim ama burada gördüğünüz gibi yemekler 1-1,5 dolar. Burası hemen kalenin yanı, eski standlar kurulmuş. Tabii bugün son gün arkadaşlar. Biz de vakit olursa akşam gelip bir sonraki videoda sizlere burayı aktaracağım. Ablam burada sandviç yapıyor. Limonataları var, avokado. Hello, how are you? Have a nice day. Maşallah ne güzelsin sen öyle. Çok tatlı bir kız. Burada hasırcı, noodle'cı, Ali Usta, patatesçi. Hello. How are you? Oo bak pilavlara falan bak 400. 1 dolar. Abi çok ucuz bizi gerçekten. Bak kebap da var Halil. Kazıklıyorlar bizi hostelde. Kebap 100'müş. 100 rupi. Vallahi. Akşam buraya gelin yemek yemeye. Eşek atı zaten. Adana'da eşek mi yalamışlar? Bugün o videoyu gördük arkadaşlar. 12 tane eşek kesmişler Adana'da. Ve bize Adana kebap diye yediriyorlarmış ya. Lanet demek ki oradan lezzeti geliyor abi. Rezil ettiler. Sustur. İnşallah hakaret görmez. Burası ne? Kitchen House, Sri Lanka.
İşte 5.30'da açılıyor değil mi? 5.30'da açılıyor. 5.30'da. Akşam gelebiliriz buraya. Olur. 8-9 gibi böyle. Yine burada yeriz. Tabii. Zaten 60 rupiye geliyoruz abi, bedava. Mis gibi. Tuk tuk buluruz bir tane. Aynen. Olur yani. Ben de video çekerim ben buraya akşam. Buranın içi işte önceden kalenin içinde böyle yerleşik bir alan varmış. Sonrasında turistler burayı keşfedince de artık turistik bir yer olarak vay be kullanılmaya başlamış. Ama yani her yer şey turist mi kaynıyor. Harbiden sokaklarında yürürken huzur içinde yürüyorum. Hiç korkmuyorum. Ay tabi bak şuraya bak şuraya. Oo dayıma bak. Hello. Ya bu dayıyı ben geçen sene çekmiştim ya. Ciddi misin? Yemin ederim diyorum geçen sene. Dayıma göster reis duruyorsa. Hiç mi değişmiyor ya şeyi? Reis mi çektin story mi? Story çekmiştim ama fotoğraf olarak var bende. Dayıma göster. I have your photo from last year. Yeah. Ölmemiş helal olsun. Remember? Yes. Italiano. Yok. Turki. Turki ya. What's your name? Sunil. Sunil. Yeah. İbrahim. İbrahim. Yeah. Halil. Halil. Yeah. Nice to meet you. Nice. Nice. I like your image. His hairstyle. Nice. Thank you. All this is my carving. Huh? Usta dayıma. This is. That's right. Last year. Geçen sene çekmiştim arkadaşlar. Bu kadar küçük işte buralar. Çok iyi. Yemyeşil orman. Şurada hayta. Nerede hani? Aa sincap. Şşt. Gel bakayım buraya. Nasıl zıplıyorlar? Yani bir yerde sincaplar huzur içinde yaşıyorsa bence orası güvenlidir ya, evet. Doğal olarak. Bak bu çok doğru bir şey söyledin. Evet. Gerçekten. Avustralya'da falan da öyleymiş galiba. Avustralya'da. Yeni Zelanda'da. Türkiye'de Adana'da. Sincapı tavukla neler yaparlar? Ben bugün çok fazla Adana'ya laf söyledim. Halil bu arada Adanalı arkadaşlar. Evet. Adana merkez, yüreğir. Yüreğir, Adana. Vay hayta dün biri vurulmuş ya Adana'da. Evet. Her gün bir vukuat olabiliyor maalesef. Bak çok güzel bir şey buldum. Souvenir shop. Bakalım buraya. Önceden ben gittiğim yerden hiçbir şey almıyordum. Hı-hı. Ama o insana bence kötü bir şey veriyor, duygu veriyor. Ben artık ufak da olsa ufak alıyorum, da olsa alıyorum artık. Hani magnet bile alıyorum, bir tane koyuyorum çakır çantaya. Çakır taşı alıyorum böyle benim çantam. Evet. Eve gittim böyle bir valiz eşya. Gördün mü storylerinde? Şu kadar çanta para. Hello. How are you? Oh nice. Karın güzelliğine bak Ali. El yapımı ya abi de. Şunlara bak abi. Kaç paraymış? 1125. Aynen burası böyle daha dayı kapalı. Dayı 1000 liraya satıyordu. Daha kapalı olduğu için daha evet iyi çakıyorlar. Dayı 1000 liraya satıyordu. How much this? Aa bak bu daha ucuz burada. 13.500. Bak çok güzelmiş Ali. Hatıra defteri. Aynen. 13.500 ayta. 13.500 ne yapıyor abi? Hayır çok ucuz ama ya. 40 dolar mı yapıyor? El işi arkadaşlar bakın arkasını göstereyim size. Evet ahşap. Ahşabı böyle alacağım şey işte evine götüreceğim bir tane bundan. Hatıra. Aynen. Bunun için de ayrı bir bagaj hakkı almak evet lazım. Çok güzel şeyler var ama burası bir tık pahalı. Sokaktan almak lazım. Bambu cüzdanlar 750, 2.5 dolar. Şurada bakın şeyler var. Şallar. Halı kilim yolluk. Şunlar çok güzel Ayta ya. Bunlar ne? Şal mı? Bunlar bu tablo. Yani tablo çerçeveletip asarsın evine. Aa güzelmiş. Güzel. Ne kadarmış fiyatı? Fiyatı 1625. 5 dolar. Oğlum ucuzmuş 1625. 5 dolar. Bayağı ucuz. Çok iyi. Bizim üzerine mikrofon, benim üzerine baskı yapmışlar. Aynen. Gidelim mi? Gidelim. Başka da bir şey yok. Bak burada da kurs veriyorlar galiba atölye. Halil. Hayta bu kağıttan ha. Kağıt yani mı? Kağıt derken bu el yapımı bayağı. Evet. Çünkü fiyatı baskı biraz yani pahalı yani. Ne kadar? Bundan daha pahalı. İpek kumaş falandır. 2850. Pahalıymış bu. 9 dolar. Güzel görünüyor ama. Çıkalım. Thank you. Oh. Aa bak şimdi şeye geldik kalenin oraya. Hi. Ne güzelmiş kız. Çok güzelmiş. Çok tatlılar. Bu kız ayrı bir tatlı. Evet. Şimdi güzel bir pazara geldik. Kardeşim burada sağ olsun. Brother thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Bize bayrak hediye etti abi. Bileklik hediye etti şöyle. Çok kibar adam. Ben ona Türk lirası verdim hatıra olarak. Ali sana da hediye etti değil mi?
Bana aynı şeyleri. Bileklik hediye etti, bir de bayrak hediye etti. Evet. Ben de 10 lira verdim. 10 lira mı verdin? İyi yapmışsın. 20 lirası vardı, hallim bozdum. Bir 12 5'lik. Yurt dışında 2 5 bir 10. Aynen. Zaten bozulur bu. Galle Kalesi'nin güney ucundayız şu an. Top var burada. 18. yüzyılda kullanılmış Dutch'lara karşı. Aa ya, şöyle tepeye tırmanayım. Düşmeyelim aşağı da. Manzaraya bakar mısınız ya? Abi harbiden inanılmaz. Buraya sezonda gelmek lazım. Yağmurlu olmayan dönemde çok keyifli olur. Çok güzel gezilir yani burada. Deniz falan da güzel. Tabi yağmur yağdığı için şu an aşırı dalgalı ve su biraz bulanık. Ortam böyle arkadaşlar. Sri Lanka gezimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şurası da Spa Ceylon. Spa Ceylon devletin resmi yerlerinden bir tanesi böyle. Ceylon çayı ve ona benzer sağlık ürünler falan satıyorlar. Normal bir mağaza. Dayıcım, hello. How are you? I'm good, how are you? Thank you. Turkey. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ya iyiyim. How do you know Turkish? I learned Turkish language for 6 years ago. Oh. Ah, really? One moment. Thank okay. You believe me. Abi neler yana dolandı. Güzel. Evet. Some year on today. You know, yeah, one moment. Bir şeyler satacak bize. I learned many phrases. I have Turkish yeah. also. Oh, your video. Yeah. I know counting. Nobody know in Sri Lanka. Just one person. Nobody knows. Just counting. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Dayıma bak sen ya. On bir, on iki, on altı, on sekiz. Wait. Oh, no, don't popularize. It's Turkish. Say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yeah, so you room another, today. Another, you yeah. know. Nasılsın? Another. Ama çok güzel. Ama çok güzel. Maşallah, you can speak Turkish. Ajay Jafri, my name is Jafar. Jafar Hussain. Jafar Hussain. Jafar Hussain. I like sell Sri Lanka. Just a moment, I will show you. Then I give this is more okay. than Indian movies. I'm not sure. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzü de burada kapatalım. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok iyi olur. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. O zaman ne diyoruz? Aytala prodüksiyon farkıyla Sri Lanka'nın Galle şehrinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın.